Dostlarım selamlar. Şu anda ekranda gördüğünüz 1250 dolar değerindeki talon bıçağı Doppler'ı çekilişle sizlere veriyorum. Eğer sizler de bu çekilişe katılmak istiyorsanız çekilişi yapmamı sağlayan CSGO.net'in sadece bir tane şartı var. CSGO.net'e geliyorsunuz. Videonun açıklama kısmında linki var. Latte kodumu kullanarak minimum 5 dolar bakiye yatırdığınızda bu çekilişime otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Ayrıca Latte kodum sizlere %30 bonus veriyor. Diyelim ki 100 dolar yatıracaksınız. 130 dolar olarak bakiyenize yansıyor. 1000 dolar yatırdığınızda da 1300 dolarınız oluyor. Yani bu %30 bonusla daha pahalı kasalar açıp daha fazla katlama şansına erişiyorsunuz. Buradan ister kredi kartınızla, buradan ister CS envanterinizle, buradan da kripto ile istediğiniz şekilde güvenilir bir şekilde bakiye yatırabilirsiniz. Latte kodumu kullanıp çekilişime katılmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar selamlar. CSGO.net'teki bıçak çekilişimizin bitmesine sadece bir video kaldı. Yani bir sonraki videoda 1000 dolarlık bıçağın kazanını açıklayacağız. Latte kodumu kullandıysanız otomatik olarak katılmış oluyor zaten bakiye yüklerken. Onun dışında Halloween etkinliğimizin de 6 günü kalmış. Buradan bir puanlarımıza bakmak istiyorum ama ben zaten hepsini harcamıştım diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Aynen harcamışız. Hatta harcamamışız. 889 kendimiz var. Gelin biraz daha kasa açarak bu kendilerimizi daha fazla biriktirip güzel bir ödüllerle kullanalım istiyorum. Şimdi ne geldi? Bu AK çok pahalı gibi görünüyor ama nedense değil. 200 dolar verip bir 10 tane daha açıyoruz etkinlik kasalarından. Zınk. Bu arada arkadaşlar etkinlik kasalarından daha fazla şeker falan elde edebiliyorsunuz. Onun dışında diğer kasalardan da geliyor ama hani bir tık daha fazlası oluyor sadece. 100 dolar geldi. Bayağı bir zarar ettik. Hemen bir 10 tane daha yapıştırıyorum abi. Hadi. Hadi. Yine katlayamadık. Evet bu etkinlik kasasını salmanın vakti gelmiş diye düşünüyorum. Şimdi geleceğiz beyler. Bu arada sitenin efsane çekilişleri var. Bu çekilişlere de muhakkak katılmayı unutmayın dostlar. PvP TV kasamız yine sitenin en üst kısmına çıkmış. En çok açılan kasalardan bir tanesi. Şöyle bir 10 tane açtık. Bakalım katlayabilecek miyiz kendi kasamızdan? Katlayamadık. Bir şans daha verelim madem. Hadi oğlum. Ne geldi? Baş geldi tabii ki de. 15 dolar. Bir tane daha onunla açıyorum. Bu arada arkadaşlar sitenin de efsane çekilişleri var. Hani şuradan skins giveaway'e tıklayın. Bak 5 tane birden item veriyor. Bunlar günlük, haftalık, saatlik ve aylık olarak değişiyor. Onlara da muhakkak katılmayı unutmayın. Şimdi Kaçoro diye bir kasa var. 10 tane bundan açmak istiyorum. Mesela etkinlik kasasından daha mı iyi diye görmek istiyorum ben. 200 dolar verip 85 aldık. Bayağı leş diyebiliriz buna. Bir şans daha verdik. Yine batarsam harbiden tescillerim bunu. Yine battık. Son bir şans veriyorum. Bundan da katlayamazsak bu kasayı da bıraktık. Şu ana kadar açtığımız bütün kasalardan battık abi. O yüzden yapacağımız çok bir şey kalmadı. Hemen gelin. Daha pahalı güzel kasalardan açalım. Mesela covered kasasını çok seviyorum. İçerisinde bütün kırmızı itemler var neredeyse. Böyle 10 tane açıyorsunuz 161 dolara. Çıkanların hepsini de kontrata basacağım. AWP Desert Hydra. İnanamıyorum. 16 dolar kasadan 2500 dolar AWP çıkardık beyler. Evet hayatımızda ilk kez bir böyle bir şey yaşadık. Burada hatta hayatımızda değil lan. Bir keresinde de Dragon Lore çıkarmıştım ama beyler 6 senedir bu sitede video çekiyorum. En iyi 4. item çıktı. Şimdi buradan ben sınırsız açayım. Aynısından yine çıkartamam bu arada. Harbiden çıkmaz bak. Açmaya devam edeceğim bakın. Çok fazla açsan da gelmeyecek çünkü biliyorum. Ben bu kasayı yıllardır açıyorum. Yani bu kadar pahalı ikinci kez falan item çıkıyor bana. İnanılmaz denk geldi. Videoda olmasına da çok sevindim. Hani harbiden 10.000'de 1 mi ne çıkma şansı vardı. Onu yakaladık. Hatta belki 1000'de 1'dir ama benim matematik yetmiyor beyler. Onu da siz hesaplarsınız. Herhalde ya 10.000'de 1 ya 1000'de 1. Çünkü sıfırda olduğu için en başında biraz değişiyor. Güzel katladığımızı düşünüyorum. Şimdi çıkanları kontrata basacağım. Zınk diye koyduk. Ne geldi abi? 145 dolarlık kontrattan 42 dolar aldık. Hiç beğenmedim. Devam edeceğiz abi. Bir tane daha açtık onu. Bu sefer ne geldi? Yine güzel bir şey katlayamadığımız için trade up yapacağız. 89 dolarımızı yaptık ve zınk mis gibi 300 dolar geldi. Hani hiç belli olmuyor beyler şansınıza göre. Bazen çok güzel katlayabiliyorsunuz. Şimdi etkinlik puanlarımızı biriktirdik. Gelin bir de bunları sizin karşınızda harcayalım. Şimdi arkadaşlar bu etkinlik bakiyeleriyle bedavaya kasa açabiliyorsunuz. Mesela benim şu an 2237 puanım var. 1000 puan verip bu kasadan açabiliyorum. 16 dolar o kadar olan bir kasayı bedavaya açabiliyormuşuz. Mesela şu cici kasasına geldim. Görmüş olduğunuz gibi 15 dolar kasayı bedavaya açacağız. Umarım katlayabiliriz buradan. Harbiden bak bedava açtığımız kasadan güzel bir item alırsak çok sevinirim. Hadi. Neyse bu da 10 doların üstündedir diye düşünüyorum. 8 dolar geldi. Yani bereket versin diyelim. Bu arada bunlardan günde bir kere alabiliyorsunuz diye hatırlıyorum ama yok. Toplamda bir tane alabiliyormuşsunuz. Bir sonraki hedefimiz o zaman bu 4000'lik olsun diyelim ve bir puan harcayacak bir şey var mı bakalım.
Aha beyler bakın mesela 1000 puana 3 tane skin alacağım. Bunları upgrade yapabiliyorum. Tanesi de görmüş olduğunuz gibi minimum 4 dolar sanırım. Emin olmamakla beraber bakayım aynen. Minimum 4,5 dolarlık 3 tane skin veriyor. Bunları basıyorsunuz abi upgrade'e. Gelenleri direkt envanterinize çekebiliyorsunuz. Bakın mesela try again diyeceğim. Bunu da basacağım abi. Direkt basıyorum. Bak bu gelmedi mesela. Sonuncu itemimizi de basalım. Zınk. Bu da gelmedi. Ulan ne şanssız adamız ya. Şurada bir tane daha var ama. Bunu da basalım. Bu arada bu itemler sadece şeyde falan görünüyor. Upgrade'de gözüküyor. Upgrade'i başarıyla yaparsanız da direkt envanterinizi çekebiliyorsunuz. O yüzden harbiden bak bu etkinlik kalkmadan katılmayı unutmayın. Dediğim gibi kodumuz Latte beyler. Ayrıca %30 bonus kazanıyorsunuz. Yani 100 dolar mı yüklediniz? 130 dolar bakiyeniz oluyor Latte kodum sayesinde. Daha fazla para geldiği için de daha fazla kasa açıp katlayabiliyorsunuz. Classified kasasından da bir 10 tane yapıştırmak istedim. Dümenden bir bakalım güzel item veriyor mu? Ne verdi? Bir tane P90 geldi. Pahalıdır. Güzel. Kar ettirdi. Hemen burada bırakıyoruz kar ettiğimiz için. Devam edelim. Pahalı kasa açasım var ama önce bir Fire and Ice açmak istiyorum. Buradan güzel bir katlama yaparsak onları da trade up yaparız diye şöyle bir başladık. Açalım gidelim. Çıkanları da buradan kontrattan yapıştıralım abi. 660 dolar verdik. Bakalım ne gelecek. Hadi oğlum. Oy! Bayonet Doppler geldi. Hemen trade up yapıyoruz. 900 dolarlık trade up'tan bize ne geliyor? Zınk! Rezalet geldi. İnanılmaz bak. Az önce 80 dolara 350 dolar bıçak aldık. Şimdi 900 dolara 300 dolarlık bıçak attık. Aldık. Bayağı bir tadımızı kaçırdı bu. Bir kez daha deneyeceğim şansımı. Bu sefer ne geldi? Zinc Survival Knife. Evet. Yüksek bakiyede yaptığımız kontrattan hiç verim alamadım. Bu yüzden üzgünüm açıkçası. Ve kötü itemler de çıkmaya devam ediyor. Bu kasa bizi inanılmaz batırdı. Bir daha da açmayı düşünmediğim bir kasa. Onun dışında arkadaşlar eğer Deagle Blaze seviyorsanız veya AWP Lightning Strike seviyorsanız efsane bir kasa göstereceğim size. All in AWP kasasına geliyorsunuz. 10 tanesine 330 dolar veriyorsunuz. Diyelim ki Latte kodumla 500 dolar bakiye yatırdınız. 650 dolar bakiye ile kasa açmak istiyorsanız abi gelip bu kasadan AWP çıkartana kadar açarak kar edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bakın 650 dolarla güya başladık. Her bir üçlü açılımda 100 dolarımız gidecek. Şimdi bununla beraber 30 tane açmış olacağız. 650 dolarımızdan bize 550 dolar kaldı. Açmaya devam ediyorum. Dördüncü onlu yine gelmedi. Sıkıntı yok. Beşinci onluyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kasadan nadir şanslı AWP Lightning Strike çıkıyor. Fakat çıktığı senaryoda güzel katlatıyor. Mesela şu ana kadar 200 dolarımız çöp oldu. Açmaya devam edeceğiz. Çıkana kadar devam edeceğiz abi. Zınk. Evet. Yedinci de çöp oldu. Devam. Bir tane güzel bir eldiven çıkardılar yukarıda. Gözüm onu gördü de bir dikkat ettim. Çok severim o eldiveni. Evet 8.den de gelmedi. Sıkıntı yok. Gayet yeterli bakiyemiz var. Bir tane AWP Lightning Strike aldık beyler bakın. 9. 9 kere 3 270 dolar harcayıp 500 dolarlık AWP'mizi aldık. Bu böyle bir kasadır. Yüksek bakiyeyle girerseniz katlama şansınız var ama tamamen bir şans üzerine kurulu. Daha erken de alabilirsiniz. Hiç alamayabilirsiniz. Bunun riskini kendiniz almalısınız. O yüzden bunun uyarısını da önceden yapmak istedim sizlere. Son bir video kaldı dediğim gibi. Latte kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda çekilişlerime katılabiliyorsunuz. Bir sonraki CSGO.net videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.